Dinliyorum Zuhay. Biz karargâhta toplandık, durum değerlendirmesi yapıyoruz. Sizi de bilgilendirmek istedik başkanım. Çetin'in verdiği bilgiler teyit edildi mi? Edildi. Terör örgütüne verilecek hava savunma sistemine ait sevkiyat Polonya'da bir limandan gerçekleşecek. Polonya'da bu işin peşine düşmek için zaman var mı? Nakliye tarihi belli mi? Evet, bir hafta sonra. Bu bize hazırlık için yeterli zamanı verir. Güzel. Bu durumda Çetin Bey'i serbest bırakmamız gerekiyor başkanım. Bu iş benim içime hiç sinmiyor. Ama buna mecburuz değil mi? Aktardığı bilgiler teyit edildi. Teşkilat olarak söz verdik. Peki. Tamam. Neslihan Hanım, Ömer ne diyor bu konuda? Yanınızda mı? Şu an yanımda değil. Bazı işleri varmış. Onların peşine koşturuyor sanırım. Ömer'in bir sesini duysak iyi olurdu. Rahatlardık işteyse. Gelince kendisine söylerim. Müsait olduğunda görüşürsünüz, olur mu? Başkanım, limanı tespit ettik. Ancak sevkiyat nereden gelecek, henüz onu bulamadık. Polonya'daki yetkililere durumu aktarmak gerekebilir. Eğer müsaadeniz olursa çalışmalara başlayabiliriz. Tabii ki. Hemen. Hiç vakit kaybetmeyelim. Anlaşıldı. Teşekkür ederim hepinize. Kolay gelsin. Benim bu Ömer'in durumuna kafam takıldı arkadaş. Benim de. Vallahi arkadaşlar, ekibin üstünde kara bulutlar dolaşıyor. Önce Gizem, şimdi Ömer'in ortadan kaybolması. Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Çok önemli bir operasyonu başarıyla tamamladık. En azından artık örgütün önünü kesebiliriz. Bu karanlıkta nasıl keseceğiz? Bir onu bilsek, iyi bir plan şart. Analizlerimle sizlere en verimli seçenekleri hazırlamaktan memnuniyet duyarım. Ağzından bal damlıyor Uzay. Sen analizlerini yap. Gerisini bize bırak. Ben en iyisi çay demleyeyim. Belli ki gece uzun. Sena, düğün de yaklaşıyor. Hazırlıklarınız tamam mı? Biz düğün tarihinde ufak bir değişiklik yaptık canım. Erteledik biraz. Neden? Sena, benim yüzümden mi yoksa? Sen bir toparlan önce, sonrasına bakarız. Sena, siz Korkut'la neler yaşadınız, neler atlattınız? Ben düğünü ertelemenizi istemem. Hiç önemli değil. Acelemiz yok. Sen hastaneden sağlıklı saatli çıkmadan düğün müğün yok Gizem. Anladım Sena. Ben bir Korkut'u arayacağım. Gizemciğim, lütfen, gerek yok gerçekten böyle bir şeye. Bence var. Hadi öpüyorum seni. Gizem, iyi misin? Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Ufak bir sorunum var da belki çözmeme yardım edersin diye düşündüm. Elimden ne gelirse yapacağım biliyorsun. Söz mü? Dediğim yapacak mısın? Gizem, ben ve ekip sen ne istersen yapmaya hazırız. Nedir? Tamam. O zaman düğün erteleme kararını geri çekiyorsun Korkut. Dur. Nereden çıktı şimdi bu? Ya Sena da ısrar ediyor erteleyeceğiz diye ama ben böyle bir şey kabul edemem. Gizem bak. Bak, bunun sadece seninle ilgisi yok ki. Neyle ilgiliymiş? Yani biliyorsun işte, önümüzde zor bir operasyon serisi var, son gelişmeler. Tamam, bir rahat ersek tamam da. Korkut, 3 gün sonra düğünün var. İtiraz kabul etmiyorum. Erteleme de kabul etmiyorum, tamam mı? Gizem. Tamam, benim de bir şartım var o zaman. Neymiş o şart? Eğer kendini bir an önce toparlayıp en güler yüzlü halinle düğüne gelirsen kabul ediyorum. Daha zor bir şey isteyeceksin sandım. Sanırım bunu yapabilirim. Bak, 3 günün var. Tamam, 3 gün bana yeter de artar bile. Görüşürüz. Hadi öpüyorum. Dayı. Vallahi düğünü yapıyoruz galiba pehlivanım. Gizem ısrar etti. O da gelecekmiş. Helal olsun Gizem dayım o be. Harbi kız, yemin ediyorum ha. Ay, dayım benim be. Hayrola? Uzay, düğünü ertelemekten vazgeçtik. Nasıl? Basbayağı. Dayımı 3 gün sonra ev veriyoruz. Hem de davullu zurnalı. Paket. 3.
olmuyor bu ya? Vallahi Uzay bu işte. Kim bilir kafasından neler geçiyor. Ben de benimkine bir haber vereyim. Tamam, ben de Sena'yı arayayım bari. Alo, ha. Şirin'im nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim İbrahim'im. Öyle dolaşmaya çıktım. Taksiyle eve dönüyordum. Hayrola, sesi niye geliyor? Düğünümüz var Şirin, düğünümüz. Öyle mi? Ne zaman? Kimin düğünü? Ama arkadaşınız ameliyattaydı. İyi şimdi o. Toparlayacak. Daha da iyi olacak inşallah. Çok sevindim. İnşallah daha da iyi olur. E peki kimin düğünü ne zaman? 3 gün sonra. Bizim ekipten Can kardeşim, namı diğer dayı yani Korkut. İbrahim bu şimdi mi söylenir? Daha hazırlanacağım, edeceğim ben. Daha 3 gün var. Ama bunun daha ayakkabısı var, elbisesi var. Yani saçlarımı nasıl yapacağım? Onlar var. Çok iş var. Vallahi Şirin'im şimdi sen her haline güzelsin. İbrahim'im. Ama arkadaşlarımla ilk defa tanışacağım. Neyse hadi benim daha elbise bakmam lazım. Çok işim var. Hadi görüşürüz. Ama hadi görüşürüz. Gizem nasıl? Konuşabildin mi? İyi. Tedavi olmaya ikna oldu mu? Hı hı. İkna ettim. Uzay. Dinliyorum Nazlı. Ben biraz düşündüm. Sen de beni tedavi olmam için ikna etmeye çabalıyorsun ve benim geçmiş deneyimlerimden ötürü tepkim biraz sert oldu. Biraz? Bayağı tepki gösterdin ama yine de haklıydın çünkü özel yaşamına müdahale etmem yanlıştı. İyi ki müdahale ettin. Anlamadım. Ben Gizem'le konuşurken kararımı tekrardan sorguladım ve önerdiğin doktorla şansımı denemeye karar verdim. Harika bir haber. Tebrik ederim Nazlı Hanım. Bu kararınızdan kesinlikle pişman olmayacaksınız. En ince ayrıntısına kadar her şeyi ben organize edeceğim. Tamam, anlaştık. Ama beni yalnız bırakmak yok. Sonuna kadar beraber. Tamam. Her şey için teşekkür ederim Uzay. Rica ederim. O zaman ben masama geçeyim. Ben de hemen doktorla bir görüşme sağlayayım da en erken ne zaman randevu alırız onu öğreneyim. Nerede bu numarası? Ha burada.